Bugün her zaman olduğu gibi hem bir hafta boyunca neler oldu, hangi önemli haberler ön plana çıktı biraz bunlardan konuşacağız. Hem de aynı zamanda rakamları değerlendireceğiz. Kapanış rakamları ne anlama geliyor ve önümüzdeki hafta neler yaşanabilir bunları biraz sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle haberlere bakalım. İkinci dalga ile ilgili her geçen gün biraz daha yeni yeni söylemler geliştirilmeye başlanıyor. Amerika'da biliyorsunuz çok ciddi anlamda salgın yayılmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve bunun da etkisiyle Cuma günü özellikle Amerikan borsalarında %2'nin üzerinde bir düşüş yaşandı. Bunun etkilerini pazartesi günü itibariyle İstanbul borsasında da göreceğiz. Ve önümüzdeki hafta çok zor bir hafta olacak gibi görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü yeni vaka sayısı rekor kırdı açıklamasını yapmıştı. Pazartesi günü itibariyle ve vakaların çoğunun da Amerika kıtasında olduğunu söylemişti. Bu ilk etapta çok da fazla kale alınmadı. Biliyorsunuz pazartesi salı günü ikinci dalga etkisi yavaş yavaş gözlenmeye başlayabilir ve borsalar üzerinde çok ciddi etkilerini de göreceğiz demiştim sizlere. Nitekim cuma günü itibariyle satış baskısı hissedilmeye başlandı. Koronavirüs Almanya'da bulaştırma etkisini hızlandırdı. %0.86 civarındaydı. 2.3 seviyesine yükseldi katsayısı olarak bakıldığı zaman. Yani bir kişi neredeyse bir kişiye bile bulaştırmıyordu. Yeni verilere göre bir kişi 2.3 kişiye bulaştırmaya başladı. Bu da ikinci dalga ile ilgili tedirginliklerin daha da artmasını beraberinde getirdi. Daimler 10 bin kişiyi işten çıkartmayı hedefliyor önümüzdeki dönem içerisinde. Biliyorsunuz yine BP'de yaklaşık 3'te 1'lik bir küçülmeye gideceğini söylemişti. Nitekim pek çok önemli firma işçi çıkartacağını ısrarla söylemeye devam ediyor. Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki dönemde çok ciddi bir küçülmeyle karşı karşıya kalacağız bütün dünyada ve işsizlik her geçen gün biraz daha artmaya devam edecek. İşsizliğin artması piyasalarında daralmasını beraberinde getirecek. Tam bir sazan sarmalından bahsediyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri de hızla daralıyor ki IMF'nin de bu konuyla ilgili geçtiğimiz hafta bir açıklaması oldu. Dünya küçülmesini %3 civarında %5'e çıkarttı. Türkiye'nin de küçülmesini %5 civarında olabileceğini söyledi. Bunlar da yine çok kritik rakamlardı. Altın 7 yılın zirvesini gördü. Salı günü itibarıyla 1777 civarına çıktı. Daha sonrasında bir miktar gevşedi. 1760'ı aşağıya doğru zorladı. Ama her kapanışında 1760'ın üzerinde kapanışlar gerçekleştirdi. Artık 1760'ın ciddi bir temel haline getirildiğini gösteriyor bize. 1760 büyük ihtimalle kırılmış durumda. 1760 altının onsunda çok kritik bir seviye demiştim. Çok zor bir direnç noktasıydı. Birkaç defa deneyip geriye gelmişti ama bu kez görünen o ki 1760 kırılmış gibi. Bir hafta kendimize bir zaman tanıyalım demiştim. Nitekim bu bir hafta içerisinde sürekli 1760'ın üzerini gördük ve cuma günü kapanışı itibarıyla da 1771 dolardaydı altının onsu. Hem altının yükselişi hem de doların yükselişiyle birlikte gram altının yakın zaman içerisinde 400 liranın üzerine çıkmasını beraberinde getirecek. Albayrak yine salı günü önemli açıklamalar yaptı. Bana göre en kritik açıklaması Türkiye V şeklinde toparlanacak demesiydi. Bu pandemi etkisiyle sanki Türkiye daralmış ve bu pandemiden sonra da en hızlı yükselecek, toparlanacak ekonomi Türkiye'ymiş gibi ifadeler kullandı Sayın Albayrak. Oysa Türkiye zaten pandemi öncesinde çok ciddi bir resesyona girmişti ve büyük bir ekonomik krize doğru ilerliyordu. Pandemi de bu işe tuz biber ekti. Yine aynı gün İhracatçılar Birliği Başkanı çıktı açıklama yaptı ve Türkiye rekor üzerine rekor kıracak ihracatta dedi. İşin garip tarafı Avrupa Birliği ülkelerinin %10'un üzerinde daralması bekleniyor. Avrupa %10 üzerinde daralırken Türkiye nasıl olacak da ihracat rekorları kıracak? Bu da büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Amerika'dan akışı yasaklamaya devam edeceğini söyledi. Neden? Çünkü Amerika'da salgın hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa zaten kendi sorunlarıyla baş etmeye çalışıyor. Bir yandan da Amerika'dan gelecek yeni bulaştırma etkisini engellemeye
çalışıyor. Haftanın en kritik haberlerinden birisi S&P'den gelmişti. S&P Türkiye ile ilgili bir rapor açıkladı ve bankacılık sisteminin ciddi risk altında olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıl %11'in üzerine çıkabilir dedi. Batıklar, banka batıkları. Önemli bir not daha ekledi. O da şu: yapılandırmalarla birlikte %20'nin üzerine çıkan bir batık kredi oranıyla karşı karşıya kalabiliriz ifadesini kullandı. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bizim bankacılık sistemimizin sermaye rasyolarına baktığımızda %16-18'in üzerindeki batıklar bankacılık sisteminin çok ciddi bir krize doğru ilerleyeceğini gösteriyor. Aslında %7'nin üzerinde olan her batık kredi oranı bankacılık sistemini tehdit ediyor. Hele ki %20'nin üzerinde bir batıkla karşı karşıya kalınırsa bu sistemin tamamen krize gireceği anlamına gelir. Önce finansal kriz, ardından ekonomik kriz tetiklenir. Beyaz Saray Sağlık Baş Danışmanı'nın bir açıklaması vardı. Korona vakalarındaki artış kaygı verici dedi Amerika için. Evet, sahiden kaygı verici ve ikinci dalga etkisini her geçen gün biraz daha perçinliyor gördüğümüz kadarıyla. Bir başka önemli rapor küresel gıda fiyatlarının düştüğü yönündeydi. İşin ilginç tarafı, aynı rapor Türkiye'de gıda fiyatlarının yükseldiğini söylüyordu. Üstelik pandemi döneminde gıda fiyatları daha da arttı. Bunu destekleyen bir başka veriden de bahsedelim. Merkez Bankası raporuna göre de Türkiye'de enflasyonist baskıyı oluşturan en önemli etkenlerden birisi gıda fiyatları. Evet, Türkiye'de gıda fiyatları yükseliyor. Türkiye'deki gıda fiyatlarıyla dünyadaki gıda fiyatları arasındaki makas pandemi sürecinde daha da açılmış durumda. Bu büyük bir riski işaret ediyor. Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. Haftanın önemli gelişmelerinden birisiydi. Aslında bir nevi itiraf gibiydi. Çünkü neden faizleri sabit tuttuğunu enflasyonla açıkladı Merkez Bankası. Enflasyonun yükseliş eğiliminde olduğunu söyledi. Ben aylardır bunu söylüyordum zaten. Merkez Bankası da neyse ki en sonunda gerçekleri kabullendi. Enflasyonun düşüş eğiliminde değil yükseliş eğiliminde olabileceğini, bu nedenle de faizleri indirme konusunda biraz daha temkinli olduklarını söyledi. Bu ne demek arkadaşlar? Enflasyon arttıkça reel faizin negatif makası daha da açılacak. Yatırımcının mevduata yönelimi azalırken dolara, altına yönelimi daha da artacak önümüzdeki günlerde. Bu da kur üzerindeki kırılganlığı arttıracak. Biden'la Trump arasındaki seçim yarışı hızla devam ediyor. Son gelen ankete göre Biden Trump'ın neredeyse 14 puan önünde. Bu çok önemli bir rakam. Bakalım Trump aradaki farkı kapatmak için ne yapacak? Biden seçilirse Türkiye-Amerika ilişkileri nasıl ilerleyecek? Örneğin bizim bu S-400 konusundaki adımımıza Biden nasıl yaklaşacak? Demokrat olmasına rağmen çok daha sert yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir miyiz? İkinci rahip krizi yaşanabilir mi? Hatta ikinci rahip krizinden çok daha öte bir tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz? 3 Kasım bu anlamda önemli. 3 Kasım'ın önemli olmasının bir başka nedeni ise Trump'ın 3 Kasım'a kadar özellikle Çin'e yüklenerek piyasaları daha da gerecek olması arkadaşlar. Bunu da çok yakından takip edeceğiz. Bu dönemde altın üzerindeki baskı artacak. Altın fiyatları daha da yükselecek. Nitekim Cuma günü hem pandemi etkisiyle hem de Trump'ın ortamı iyiden iyiye gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında 1771 kapanışını gördük. Gram altında 390 liradan kapandı. Dolar 6.85'te sabitlenmiş olmasına rağmen. Tabii kritik bir ayrıntı, dolar da 6.86'dan kapanışını gerçekleştirdi. Görünen o ki önümüzdeki hafta 6.90'ın üzerine atan bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Geçtiğimiz haftanın önemli bir başka olayı ise altınla ilgili beklentilerin açıklanmasıydı. Deutsche Bank'tan Goldman Sachs'a, Goldman Sachs'tan Morgan Stanley'e, hatta altınla ilgili pek çok kurum ve kuruluşa göre önümüzdeki dönemde altının onsu 2000 doları aşacak gibi görünüyor. Bu iki türlü değerlendirilebilir. Bu kurumlar gel gel yapıyor olabilir. Altın fiyatı düşecektir ama yükselecek diye bir imaj yaratıyor olabilirler. Ya da gerçekleri gördükleri için, süreci gördükleri için altının yükseleceğini ifade ediyor olabilirler. Bakın bu tavır bu kez gel gel tavrı değil arkadaşlar. Altın 1760'ı zorlaya zorlaya kırdı ve 1760'ın üzerinde kalan altının onsu 1860'ı zorlamaya başlayacak. Görünen o ki altında yeni rekor denemeleri olacak. İkinci dalganın etkisi de burada çok kritik.
kritik arkadaşlar ve ikinci dalga göstere göstere geliyor. Altın fiyatlarının düşmesini beklemek bu saatten sonra büyük bir saflık olacaktır kanaatindeyim. IMF'nin açıklamaları vardı, biraz önce de söyledim. IMF'nin açıklamaları çok kritikti. Büyüme verilerini revize etti. Daha doğrusu daralma, küçülme verilerini revize etti. Hem dünyanın hem de Türkiye'nin %5'in üzerinde daralabileceğini bu sene söyledi. Toparlanmanın çok belirsiz olduğunu söyledi ve çok yavaş olabileceğini söyledi. Özellikle Avrupa'nın %10.2 oranında daralacağını söyledi. Bence bu bizim açımızdan çok kritik. Neden Avrupa %10.2 oranında daralırsa emin olun Türkiye'de hiçbir şekilde ihracatını artıramaz ve o beklediği büyüme rakamlarını yakalayamaz arkadaşlar. Daha ötesi, dış ticaret açığı her geçen gün büyüyeceğinden, turizm gelirleri olmadığı için cari açık kapanamayacağından cari açıkta katlanarak artacaktır. Kur kırılganlığını her geçen gün biraz daha arttıracaktır. Dolayısıyla her gelen haber aslında bize kur kırılganlığının arttığını gösteriyor ve devalüasyonist etkinin de her geçen gün arttığını gösteriyor. Hani geçtiğimiz günlerde sizlere bir video paylaşmıştım biliyorsunuz. Dolar devalüasyonist bir etkiyle karşılaşırsa aynı Ağustos 2018'de olduğu gibi bir anda ikiye katlanabilir. 12, 13, 14 hatta 15 lira aralığında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalabiliriz. Bir gecede doların o seviyelere fırladığını görebiliriz demiştim. Nitekim bunu destekleyen haber ve veriler her geçen gün biraz daha fazla önümüze düşmeye başladı. FED hisse alımlarını ve temettü ödemelerini erteleyin dedi bankalara. Bu ne anlama geliyor? İlk duyulduğunda herkes o bankacılık sistemiyle ilgili iyi haber diye hisse alımı yaptı. Aslına bakarsanız tam tersi bir durum söz konusuydu. Çünkü bankalara FED şu mesajı verdi: siz temettü dağıtmayın, kendi hisse senetlerinizi almayın, bilançolarınızı bozmayın dedi. Bu ne anlama geliyor? Bu da eğer ki bankalar ya da şirketler kendi hisselerini almaktan vazgeçerlerse borsalarda ciddi çöküşü işaret eder. Çünkü borsaların yükselişinin temelinde bankaların ve şirketlerin hisselerini kendilerinin alması yatıyordu. Özellikle Amerikan borsalarında ve bu durumda cuma günü yorumlandı. Hem pandemi etkisi hem de FED'in bu kararıyla birlikte borsada satış baskısı hakim oldu. Önümüzdeki hafta bu satış baskısının devam edeceği kanaatindeyim arkadaşlar. Altın en uzun haftalık yükselişini gerçekleştirdi. Gümüş 20 dolara dayandı. 18 doları zorluyor. 18 doları kırması durumunda büyük ihtimalle gümüşün onsunda 20 doların üzerinde göreceğiz. Nitekim bunu da sizlere neredeyse 2 ay önce işaret etmiştim biliyorsunuz. Amerika ile Çin Huawei üzerinden savaşlarını devam ettiriyorlar. Mayıs ayı itibariyle biliyorsunuz Amerika Huawei'ye çip vermeyeceğini söyledi. Bunun sebebi 5G teknolojisini aslında Çin'in Amerika'dan çaldığı üzerine kurgulanmış bir şeydi. Ve nitekim sahiden de Amerika mikroçipi vermeyi kesince Çin'in 5G projeleri çok ciddi anlamda sekteye uğradı. Lagarde krizin dibini görmüş olabiliriz dedi. Ama krizin dibini görsek de buradan çıkış öyle çok da kolay olmayacak ifadelerini kullandı. Aynı zamanda bir şerh koydu. Eğer ki ikinci dalga gelirse çok daha derinlere inebiliriz dedi. Ve bununla ilgili acil önlemler almalıyız dedi. Lagarde biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Bence çok önemsenmesi gereken bir açıklamaydı bu. Biraz üstün körü geçildi gibi görüyorum. Borsalarda satış baskısı hakim olurken altın ve dolarda durum ne olacak? Risklerin artması altına talebin daha da artmasını beraberinde getirecek. Özellikle 1760'ın üzerinde kalmayı başaran altının onsu yakın zaman içerisinde 1800 doları zorlamaya başlayacak. İlk hedef 1840 olacaktır arkadaşlar. Sonraki hedef 1860-1840 aralığı olacaktır. Aynı 1760'ın zorlandığı gibi 1860 seviyesi zorlanacaktır. Daha da zor kırılacaktır o seviye. Gerçi gelecek haberler ikinci dalga etkisi pek çok şeyin değişmesini beraberinde getirebilir ama 1860'ın kırılması 1760'tan da zor olacak. Çünkü tarihi rekordan bahsediyoruz. Tarihi rekor olan 1860 seviyesi kırıldığı an itibarıyla biz zaten altını 2000-2500 dolar aralığında görürüz. Dolarda durum ne olur? Dolarda 6.85-86 aralığında sıkışmış durumda. Aynı 5.98 gibi arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemde 5.95-5.98 aralığında
aralığına sıkışmış bir dolar vardı ve altı kırılamaz deniliyordu. Oysa burada kaldığı sürece kendisine bir temel bir destek noktası oluşturdu ve altı noktasını çok daha hızlı kırdı. Sonrasında da 7'yi hedefledi. Nitekim aynı tabloyu görüyoruz. 6.85-6.86 aralığında duran dolar sürecini tamamlamış gibi görünüyor ve 6.90-95 aralığına yerleştiği an itibariyle kendisini 7'nin üzerine atacaktır. Bir daha da 6'lı seviyeleri görmemiz hayal olacak arkadaşlar. Bu arada altında da öyle 300, 330, 350 hatta 360 rakamlarını bile bundan sonra görmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü her geçen gün riskler biraz daha artıyor ve her geçen gün güvenli liman olan altına talep biraz daha artıyor. Birkaç kritik nokta var, onlardan da bahsedeyim. Türkiye'nin CDS'i her geçen gün risklere bağlı olarak yükselmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta yine 500'ün üzerinde görebiliriz. Dolar endeksine bakıyoruz, 97'nin üzerine attı kendisini. Tekrar 100'ü zorlayabilir. Bunlar da doların yükselişini ve altının yükselişini tetikleyebilir. Önümüzdeki hafta bunları da yakından takip edeceğiz. Borsa 114.000 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Amerika'daki borsaların çökmesiyle birlikte BIST endeksinde de aşağıya doğru sert hareketleri göreceğiz. Euro 7.68'de özellikle Euro dolar paritesinin 1.12'yi aşağıya zorlaması Euro'nun da gevşemesini beraberinde getirdi. Altının onsu 1771, bir kez daha söyleyelim. 1771 kapanış, önce 1800 sonra 1840'ı deneyen bir onsla karşı karşıya kalacağız. Brent petrol 40-41 dolar, 42 dolar aralığına sıkıştı. Özellikle ikinci dalganın daha da netleşmesiyle birlikte petrolde de çok ciddi aşağı yönlü hareketler görebiliriz. 30 doların tekrar zorlandığını, hatta 20 dolar seviyelerinin aşağıya doğru zorlandığını görebiliriz. Kritik bir haftaya giriyoruz. Zor bir haftaya giriyoruz. Bu zor haftada rakamlarda ciddi dalgalanmalar görebiliriz. Geçtiğimiz hafta gibi çok sakin bir hafta yaşayacağımızı beklemeyin. Oldukça ciddi dalgalanmalar göreceğiz. Bunu da bir not olarak sizlerle paylaşmak isterim. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşalım. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.